Evet sevgili dostlar sponsorumuz golvar.com'un katkılarıyla hazırlanan videomuzu hepiniz hoş geldiniz safalar getirdiniz. Bu kısımda sadece ama sadece ve hatta ama sadece duyum konuşacağım. Arada bir tane yorumluk bir haberim var. Önce en dandiğinden başlayalım. En dandik haberden başlayalım. Çünkü görmek istemediğimiz türde bir haber. Fenerbahçeli Mergin Berişay'a uzaklaştırma kararı. Ümrani'yle birlikte yaşadıkları rezidansta sevgilisi Vesa Vilyasuli'yi Vilyasuli'yi Vilyasuli, darp ettiği ve eşyalarına el koyduğu iddia edilen Fenerbahçe'nin mevcut forveti Mergin Berişa hakkında mahkemece uzaklaştırma kararı çıkarılmış arkadaşlar. Ee, bilmiyorum bu haberi duydunuz mu? Ama çok iğrenç bir haber. Yani görmek istemeyeceğimiz türde bir haber. Zaten boy boy bir şey. Fenerbahçeli futbolcu hakkında uzaklaştırma diye haberleri duymuşsunuzdur. Uymazsa da 30 güne kadar zorlama hapse tabi tutulacağı vurgulanmış. Fenerbahçe futbolcu taraftarının çoğu şu anda verişayı e, uzaklaştırma kararına uymadı diye şikayet etme yarışına girmişlerdir diye düşünüyorum. Ee, şimdi şikayet dilekçesini vermiş Visa Liu Villa Saliu Villa Evet herhalde doğru okunuşu bu. 2021 Eylül ayından beri beraber yaşadıkları normal şartlar altında gelecek ay evlenmeyi planladıkları belirtilmiş. Tabii iki ay süreyle şiddet, tehdit, hakaret, aşağılama ve küçük düşünme içeren söz davranışlarda bulunmamasına karar vermiş. 2 ay süreyle de uzaklaştırmış. Bulunduğu konuta iş yerine yaklaşmasına yaklaşmamasına karar verilmiş. Uymazsa 30 gün hapis cezası diyor. Alil Sadri Yılmaz, Kubilay Özev, DHA'nın İstanbul muhabirlerinin haberi. Ya şimdi şimdi futbolla alakası da şu arkadaşlar çok yükleniyor olabilir misiniz futbolculara? Tamam işleri bu. Tamam yüksek meblalar alıyorlar. Hocam onun aldığı parayı ben alayım ben öttürürüm. Ne, ne demek gol kaçırmak dediğinizi duyar gibiyim ama yani yine de Fenerbahçe taraftarı olarak çok amansızca hunharca eleştirdiğinizi düşünmüyor musunuz? Ben bazen bunu gerçekten düşünmenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Ve rica ederim. Bir diğer haberimiz ee, Nereden başlayayım? Hangisinden başlayayım? Haber çok fazla var. Haber çok çok fazla var. Şuradan başlayalım. Fenerbahçe'den iki isim için transfer hata. Fenerbahçe gelecek sezon için çalışmaları sürdürürken Kluj'dan biliyorsunuz Claudio, Petrilla haberi e, medyaya düşmüştü. Bu Petrilla haberleri son bulacak gibi değil ve temsilcisi Blackburn Rovers'ta top koşturan Santrafor Ben Brenton Brereton Diaz gündeme gelmiş Fenerbahçe'de. Zaten biz bu iki ismi biliyoruz ama ısıtıp ısıtıp önümüze getiriyorlar. Kulübün sol kanat oyuncusu Petrilla, e, Blackburn Rovers Hatta İngiliz temsilcisinde top koşturan Forvet Brereton Diaz için nabız yokladı. Bu sefer Rumen basınında Pro Sport'ta çıkmış yine aynı şeyde. 10 milyon euro civarıymış Petrilla'nın bon servisi. Brereton Diaz'a da bir şey söylememişler. Arkadaşlar iki isimde hala ve hala bana gelen hiçbir e, duyum yok. Haberiniz olsun iki isimle ilgili. Ha, size geliyorsa bilemem. Yani dediğim gibi ısıtıp ısıtıp önümüze konulan iki haber. Allah sonumuzu hayır etsin. Fenerbahçe'de belki özlere iki talip var. Fenerbahçe ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Berke Özer'e Avrupa'dan iki tane talip varmış. Şimdi Ali Koç'un başkanlık döneminin ilk transferi Berke Özer ve genç file sezon sonunda sözleşmesi bitecek. Uzatılmayacağı söylenmişti. Benim kaynaklarımda başka şeyler söylüyordu. Ee, şimdi dediğim gibi Berke Özer'le uzatılmayacağı söylenmişti Ali Koç tarafında. Valla benim kaynaklarımda diyor ki Berke'yle sözleşme uzatılacak ve Berke bir takıma kiralanacak. Ama bu takım Süper Lig'den olacak. Ama başka ligden. Benim tavsiyem şu. Ertuğrul Taşkıran'ı alacaksak ki ee, hani çok 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 yani çok 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 aykırı bir şey olmaz. Ertuğrul Taşkıran'ın ben Fenerbahçe'de olduğunu düşünüyorum. Ertuğrul alacaksa Kasımpaşa'nın kaleci ihtiyacı vardır. Bak eğer Berke'yi Süper Lig'de oynata, oynatabilecek yani Berke'nin oynayabileceği bir takıma kiralama ihtimali varsa anında verelim. Eğer Berke oynayabileceği bir takıma kiralanırsa e, bizim açımızdan şahane olur. Dehşetül vahşet olur ve Süper Lig'de bak Ertuğrul Taşkıran da böyleydi. Samsun Spor'da, Kayseri Spor'da gitti oynadı. Sivas Spor'da gitti oynadı. Ve bize geldiği zaman da yani biz beğenmedik ama şahaneydi. Şimdi belki iki tane talip çıkmış. 22 yaşındaki yedek kalitesi Mille Silveiro sezon sonunda Roma'ya kaptıracak olan Benfica. Yerini Berke'yle doldurmak istiyormuş. Ayrıca Westerlo günlerinden beri 21 yaşındaki Filebekçisini takip eden Anderlehin'de teklif hazırlığında olduğu öğrenilmiş. Erkenin hedefi de düzenli oynayabileceği bir takıma gitmek diyor. Ee, bakalım nasıl olacak, nasıl edecek ama Berke'yi oynayabileceği bir takıma gönderebilirsek bizden iyisi olmaz. Ben uzatılacağı görüşündeyim. Bakalım zaman kimi haklı çıkaracak. Zaits için rakamlar yükseliyor. İşte son teklif. Şimdi bu sezon yıldızı iyice parladı Zaits'in. Bologna'nın kapıyı 5,5 milyon eurodan çaldı. Ve Fenerbahçe'de bu sezon gösterdiği kariyerinin en parlak sezonuyla Zayt'sın da de değerini katladığı kulüpleri peşine taktığı ortada. Yani bu sezon mesela Crespo, Salahi, Kim Minji, Osai, hani bu isimlerin yüksek bedellerle teklif almasını belki de almış olduklarını hepiniz tahmin ediyorsunuzdur. Ancak işlerinde Zayt'sı çok önemli bir konumda. Bologna 5.5 milyon euro teklif vermiş. Ve Fransa İspanya takımları da yakın takip almışlar. Sezon başında Zayt'sa 3 milyon euro teklif edilmişti. Pereira yere geri çevirmişti bunu. Göndermiyorum demişti. Şimdi galibiyet serisinde ilk 11'in değişilmezi oldu ve 9 golü var bu sezon. Crespo ile birlikte değişilmez ikili oldular. Yani bu sezon forma gidiyor 30 lig maçının 23'ünde ilk 11'de oynamış. Ve Crespo ile birlikte İsmail Kartal orta sahasının değişilmez ismi olmayı başarmış. Ee, bakalım ne olacak ama 5.5 milyon euro değildi. De ben Zayt için masaya 7 milyon euroluk bir teklif sunulacağının ve bu teklifin de Fenerbahçe yönetiminin kafasını çok karıştıracağının e, görüşündeyim. Bu görüşteyim. Yani 7 milyon euro masaya şak diye birisi koyacak. Ama X takım olur, ama Y takım olur, ama İtalyan takım olur, ama İspanyol takım olur. 7 milyon euroya zayi serbest kalır. Haberiniz olsun. <laughs> şimdi ben bir de bazen bazen benim aklıma da şey geliyor. Ulan şizofrenik miyiz diyorum. Yani şimdi ver lan 7 milyon euro diyorum. Bakıyorum. İstikrar var, savunma katkısı var, hücum katkısı var, modern futbolun çift yönlü orta saha oyuncusu. 9 gole katkıda bulunmuş, attığı goller takımın ikincilik şansını e, <laughs> almış götürmüş yani adaletli bir lig olsa muhtemelen ve muhtemelen takım şampiyon olabilir. Büyük ihtimalle zaten takımımızın maçlarını izleyen yani futbolcu transfer edecek olan komiteler diyordur. Ulan bu takımın ne kadar hakkı yenilmiş. bu takım şampiyonuna oynamış falan diyorlardır. Lights için dediğim gibi 7 milyon euroyu veren alır. Berisha için de bir önceki haberde söyledim. 6 milyon euro sonraki satıştan %10 pay teklif etmiş birisi satmıyorsanız vatan hainisiniz. Teröristsiniz. Fenerbahçe teröristisiniz. E böyle bir teklif yok. Onu da söyleyeyim. Crespo'yu kaça satar? 15'ten aşağı Crespo'nun satılması imkansız gibi geliyor bana. Atilla Salahi onu da 20'den aşağı düşünülmüyor ama Atilla için iki haneli fakat diş doldurmayan bir teklif masada. Ekim zaten hepiniz biliyorsunuz 23 milyon euroymuş serbest kalma bedeli. Versinler de alsınlar. Osayi işte en kafa karıştıracak isim Osayi. sahayı. Senenin başında 3.5'a satılsa kimseye yok demezdi. Şimdi 3.5'un yanına bir 10 daha ekle. 13.5'a satıldı deseler insanların kafası 1 milyon olur. Bilmiyorum sizin fikriniz nedir? Hadi size sorayım. Zayt kaça satılır? Ya da satılmalı? Hani ben diyorum ya şizofreni miyiz? Hani kafamızdan mı uyduruyoruz? Lan zaten şu kadar eder diyoruz da. Hani Beşiktaşların bir dönem hatırlarsanız Oğuzhan Özya 150 milyon euro falan diyorlardı. Hani 150 milyon euro gerçekten ütopik bir fiyatta ama Zayt kaça gider? Crespo kaça gider? Yani sizce kaça gitmeli? Salahi, Kimmiji, Usai. Bunlar kaça gitmeli? Fenerbahçe'ye Juventus'tan kanat oyuncusu. Ben bir su içeyim. Yani bayramda da su içelim değil mi arkadaşlar? Bayramda oruç tutulmaz. <laughs> Fenerbahçe Juventus'tan kanat oyuncusu. Fenerbahçe'nin sezon sonu Juventus'ta sözleşmesi bitecek olan Federico Patateski'yi, şey Bernardeski'yi gündemin aldığı ifade edildi. Ben birinde pes oynuyordum. Bu Bernardeski'yi de alıp geliştiriyordum. Sevdiğim bir isim. Efendi bir çocuk. Yani gelişime açık potansiyelli bir arkadaşımız. O oradan bağırıyor Bernardeski diye. Bizim Elif de gülüyor Patateski dedi baba diye. Şimdi benim aldığım zamanlarda Bernardeski gençti. Yani pes 2 senedir rezalet içinde olduğu için yeni oyunu bir türlü çıkaramadı. Çıkarsa da benim haberimin olmadığı için. Şimdi <laughs> Bernardeski 16 Şubat 94 doğumlu. Yaş 28. İtalyan oyuncu 1.83 boyunda sağ kanat. İtalyan milli, milli takımının e, formasını 38 kez giyip 6 golü var. 15 milyon euro piyasa değeri var. Yazın sözleşmesi sona eriyor. Bu sezonki istatistikleri tırt. Yani tırt. Nasıl tırt? 32 maç 2 gol 6 asist 1764 dakika. Yani benim tabirimle 20 maç 2 gol 6 asisti var. Fakat bu 20 maç öyle abidik kubidik yerde yapmıyor. 6 asistin 3'ünü Şampiyonlar Ligi'nde yapıyor. 3'ünü İtalya'da, İtalya Ligi'nde. Bir gol İtalya Ligi, bir gol İtalya Kupası'nda. Şimdi Fiorentina'dan yetişip 2017 yılında Juventus'a 40 milyon euroya transfer olan, 45 milyon euro piyasa değerlerini gören bir isim. Sağ kanat. Hani 15 milyon euro piyasa değer var. Ben Ali Koç Başkanımızın Juventus başkanıyla yaptığını bildiğim için yani biliyorsunuz Juventus Başkanı Ali Koç kan Canciğer Can ciğer kuzu sarmasıdır çıkılalı fıçı odur. O yüzden ben başkanımızın Bernardeski kesin olarak transfer ettiği görüşündeyim. Yani bu haber çıktığına göre hayırlı uğurlu olsun Bernardeski Fenerbahçe'de. Hadi işi birazcık değiştirelim. Bir önceki videoda dedim ki Papesi, Musa, Dembele. Bunları satın alma opsiyonu alabilir dedim. Bak işi abartıyorum. Bak işi çok abartıyorum. Gerçekten siz seyiden dembeleyi aldı Fenerbahçe. Abartıyorum. Şimdi şeyini, bir şeyini çıkartacağım. İyi dinleyin benim. Gidip sağ kanada da Bernardeski aldı. Yıllık 4 milyon euro dedi. Hadi lan şey dedi. Hodri meydan ulan dedi. Zaten şey yasası kulüpler yasası geçmediği için dönem zararı şimdilik bana girmez. Girmediyken hali hazırda hemen alayım dedi. Yıllık 4 milyon euro dedi. 5 yıllık sözleşme imzaladı. Ya da iki kesin işte 25 maç ve üstü oynarsa 1 milyon euro. işte 35 maç ve üstü oynarsa 500 bin euro. Şampiyonluk bonusu çarp çurt dedi. Fenerbahçe neye dönüştü farkında? Olur musunuz? Yani neye dönüştüğünü anla anlatabilirim değil mi? <laughs> Sağ kanat Bernardeski. Forvet'te de Dembele. Toper'de Papesis'te Kim Minji ikilisi. Salahi'yi satmış oluyoruz. Serant'ı falan satmış oluyoruz. Zaytse falan satmış oluyoruz. Yani bu sefer var ya orta sahaya kimi alırsan al taraftar beğenmez. Şimdi Fenerbahçe gelecek sezon şampiyonluk kadrosunu kurmak için harekete geçmiş durumda. Son dönemde yıldız oyuncuları menajerleriyle temasa da başladı. Daha önce gündeme biliyorsunuz Belotti geldi. Yani İtalya'dan. Şimdi Eskin'in menajeriyle temas kurmuş Fenerbahçe. Ve ilk görüşmede transferin şartlarını masaya yatırmış. 28 yaşındaki futbolcu iki kanatta da oynayabiliyor. İtalya milli takımındaki şeyi belli. Piyasa değerini konuştuk. Bu sezonki durumu kaça alındı. Valla sezon sonunda Juventus'tan ayrılması bekleniliyor. Bana gelen duyumlara göre İtalya'dan Fiorentina'ya gidecek diye biliyorum. Ama bana deyin ki hocam ihtimal var mı? Arkadaşlar ben de sizler gibi ilk defa gördüm bu haberi. Yani sizler gibi ilk defa gördüm. Ya ben de sizler kadar bilgiye sahibim. Umarım bunu da ne demek ne anlama geldiğini anlatabiliyorumdur. Yani bazen ee, kelimeler kifayetsiz kalabiliyor ya. Burada kelimelerim kifayetsiz kalıyor. Ben de sizler gibi medyadan öğrendim. Ama olsun ister misin? Deliler gibi isterim. Manyak mısınız? Bernardeski. Neydi o? Kingsleyan Koman. Bunlar pesçiler iyi bilir. Değil mi? Pesçi arkadaşlar iyi bilir. Sancho. Yani kanatlardan bindirme yapan pesçilerin hepsi şu anda gülüyorlar hocam şunu da söyle orta sahaya falan e, sol beki Ancelo. bir de bir şey söyleyeceğim fenerbahçe'de e, bir haber daha var onu da konuşalım sonra asıl söylemek istediğimi söyleyeyim normalde asıl söylemek istediğimi şimdi söyleyecektim ama şimdi fenerbahçe'de bir itna daha var Jorge Jesus'la görüşmelere başladı Fenerbahçe diyor. E, görüşmeler ilerletildi diyor. Tamam her şey çok güzel. Portekiz basınında daha fazla gündeme gelmesine neden oldu Fenerbahçe'nin ve Fenerbahçe eğer Jesus'u getirirse Braga'nın stoperi David Carmo'yu alabileceği iddia edilmiş. David Carmo. Yani Braga'nın stoperi. Şimdi sezon başında Vitor Pereira geldi. İyi e scouting yaptı. Şimdi Allah var arkadaşlar. Eğri eğri doğruya doğru. Ha oynattığı futbol beğenirsiniz beğenmezsiniz O umurumda değil. Ama iyi scouting yaptı. Takdire şahin hareketleri de bulundu. Ardından birçok futbolcunun Fenerbahçe ile adı Estoril'den Crespo transfer edildi. Bu, se bu seferde Jesus için girişimlere başlıyor. 22 yaşında bir stoper. Braga'nın. David Carmo 10 milyon euro piyasa değeri 2025'te bitecek olan sözleşmesi 1.96 boyu. 19 Temmuz 99 doğumlu. Ama Dünya Fenerbahçeliler gününde doğmuş ki. Şimdi ancak ortada bir olay var. Olay şu. Eleman 18 maça çıkmış. Bir golü var. 1621 dakika. Zaten kendi altyapılarından çıkmış. Yani biz alsak da bizden sonra başkası alsa da yetiştirme bedeli alacaklar için. On servis artı o ücret. Bir de sol ayaklı. Ön liberodan devşirme. Bu çocuk ön liberodan devşirme sol ayaklı. Bilginiz olsun. Yani, e, ayak bileği kırılmış ve bu sezon büyük bölümünde sahalardan uzak kalmış. Bu yüzden oynayamamış. Şubat'ta sahalara dönmüş. Yine takımın değişilmezlerinden biri olmuş. Yani bu kadar yetenekliyse Fenerbahçe'ye bırakırlar mı? Zannetmiyorum. Ya zamanda birinin bir lafı var. Hatırlar mısınız bilmiyorum. Türkiye Türklere bırakılmayacak kadar zengin bir ülke diye ee, ben çok kızmıştım. Çok dövmüştüm yani. Ne demek lan Türkiye Türklere ne bu Türk düşmanı diye. Ama sonradan düşündüğüm zaman bizim insanımız gerçekten bazı değerleri hiç edebiliyor. Yani bizim insanımıza bazı şeyler fazla gibi oluyor gerçekten de. böyle bir durum var. Fenerbahçe'nin 7 artı 4 kuralı. Şimdi Fenerbahçe 7 artı 4'e en hazır takım. Kim ne derse desin en hazır takım. Doğru mu? Bence doğru. Bakın gelecek sene 8 artı 3'ün devam etmesini istiyormuş. Ee, ben bir yerde gördüm Galatasaray ve Fenerbahçe başkanına haber vermeden kulüpler birliği 8 artı 3 kararı almış. Ve bunu da onaylattıracaklarmış falan filan. Bir kere Galatasaray başkanı hiç ses etmez. Hatta memnun bile kalır. Galatasaray'da kaç tane Türk var ki? memnun bile kalır. Arkadaşlar siz o 7 artı 4'ü anlamamışsınız. Ben bir kez de kendimce anlatayım. 7 yabancı oynayabilir. 8 olamaz. Sahaya çıkan ilk 11'de 4 tane Türk olmak zorunda. Bu 4 Türk'ün bir tanesi altyapından çıkmış bir isim olmak zorunda. Ve bu isim de genç olmak zorunda. Nasıl yani? Ya Yunus Akgün yanlış hesaplamadıysam Yunus Akgün bile sayılmıyor. Yunus'tan da daha genç olması lazım. Ya da Yunus Akgün kılı kılına kurtarıyor herhalde. Sezon başlangıcında kurtarıyor da sonra oynamıyor, oynayamıyor herhalde sezonun ikinci yarısında. Hakikaten 20 yaşını mı ne geçmemiş olacak 21 yaşına? Alt yapıdan oyuncu çıkaracaksın ilk 11'de başlayacak. <laughs> Sıra bakmayın. İnsanın öksüresi geliyor böyle haberlere. Daha sana ne? Sana ne? Altyapıdan çıkan oyuncunda oynayıp oynamayacağını. Sana ne? Böyle bir kural mı konu? Ha şunu da söyleyeyim. 8 artı 3 devam edecek. 7 artı 3 gelmeyecek. O zaman niye kural, kanun koyuyorsunuz? Kural alıyorsunuz? O zaman canınızın sıkıldığı şekilde. Ya Türk Türkiye'deki şu kanun esnekliğini belirtmeyin ya. Belirtmeyin. Şimdi ayrıca yabancı sayısı on 12'ye düşecek yeni sezonda. Sağda biri altyapıdan en az Türk 4 oyuncu bulunacak. Fenerbahçe'de sıkıntı yok. Yabancı oyunculardan yana zaten sıkıntı yok da. Türk oyunculardan yana en el rahat Fenerbahçe. Elinde Arda Güler var. Yani altyapıdan çıkan bir sürü yıldız var. Altay var, İrfan var, Mert Hakan var. Bunlar gibi de Türk kaliteli oyuncular var. Mesela Altay, İrfan, Mert Hakan, Serdar, Ferdi Kadıoğlu. Değil mi? Şimdi Fenerbahçe'de Omurgayı oluşturabilecek isimler. Bakın. Omurgayı oluşturabilecek isimler. İyi bakın arkadaşlar. Şimdi Fenerbahçe'de omurgayı oluşturabilecek isimler. Serdar Dursun. Tamam 30 yaşında. 14 golle takımın en golcüsü. İrfancan Kahveci 26 yaşında. Takımın maestrosu, Türk Milli Takımının oyuncusu. Arda Güler 17 yaşında. Anlatmaya gerek var mı? Mert Hakan 27 yaşında orta sahanın vazgeçilmezi. Nazım 27 yaşında futbolu tekrar hatırlamış. Hani Osayi ile birlikte Çağatay 19 yaşında. Gelecek sezon yoğun maç programında önemli bir alternatif. Verdi 22. Tam bir Joker. Birçok mevkide oynayabiliyor. Serdar Aziz 31. Ama yeni sözleşmede anlaşılırsa milli takımın stoperi. Altay 24. Yani kaptan ıı, önümüzdeki sezonda sözleşmesi var. Sözleşme uzatılması bekleniyor. Ertuğrul Çetin 19 yaşında. E, Berke kalırsa keza. Ertuğrul Taşkıran gelirse herkese yani bir tane kalecin Türk. Kesin Burak kapacak 21-22 tam beklentileri veremedi ama yeni sezon için. Muhammed Gümüşkaya 21 altyapı mahsulü. Yani bugün Fenerbahçe'de bir tane Türk kaleci, bir tane sol bek ya da stoperin belki de ikisi birden ve bir tane orta sahan zaten kesin. Böyle bir durum var. Ha Fenerbahçe ee, hocam 8 3'ün devamını ister mi? Ali Koç Finansal fair play'ci, normal fair play'ci Ali Koç ister. Ali Koç'a Fenerbahçe'nin menfaatlerine aykırı ne söylerseniz kabul eder. Hiç affetmez. Söz konusu Fenerbahçe'nin aleyhine ise Ali Koç hemen kabul eder. Fenerbahçe'nin aleyhine değil hemen kabul eder. Öyle bir başkanımız var sağ olsun. Fenerbahçe'nin lehine dediğin zaman da susuyor. Ya kardeşim ya. Neyse söylenecek çok şeyimiz var ama. Allah sonumuzu hayır etsin. Ha bu tabloya baktığımız zaman bak bu tabloya baktığın zaman hani Nazım ilk 11 oynamaz. Çağatay da oynamaz. Ertuğrul Çetin de kapacak da. Hatta Muhammed Gümüşkaya da. Fenerbahçe son zamanlara dikkat ettiniz mi bilmiyorum. Altay Kaleci, Ferdi oynuyor. Serdar Aziz kadroda. 3. Mert Hakan 11'de. İrfancan Can oynuyor. Serdar Dursun oynuyor. Zaten Fenerbahçe 6 tane Türk de şu anda sahaya çıkmış durumda. Yani en şanslı Fenerbahçe olur. Ama oyun oynanırken kural değişmez. Şöyle böyle diyenlere de inat. Fenerbahçe'nin e, bir şeyler yapması lazım. Ya bu kanun geçmezse Fenerbahçe'sine. Aynı şeyi Trabzonspor için de söyleyebilirim. Bir tane kaleci Uğurcan başka. Hocam Abdülkadir Ömür var. E, bon servis bekliyorlar. Satış bekliyorlar. 750 milyon euro bekliyorlar. Hüseyin Türkmen. Kaça gidecek? Nereye gidecek? Uzatılsa çok mu kaliteli stoper? Başka? Tamam. Hüseyin Türkmen, Abdülkadir, Uğurcan. Başka? Hadi buyurun. E Galatasaray. Kerem Aktürkoğlu. Başka? Ki ondan da bek bonservis bekliyorlar borçları kapatmak için. Başka? Hocam Yunus Akgün. Hadi Yunus'un kuralını ben bilememiş olayım. Ya da Türk kuralı olsun. Yunus Akgün. Siz Galatasaray'ın Yunus Akgün'ü ilk 11'de oynatacağını düşünüyor musunuz gerçekten de? Hakikaten oynatacağını düşünüyor musunuz? Bitti o bitti. O eskide kaldı. O Semih Kayalar, ne bileyim Ozan Kabaklar, Arda Turanlar bence geride kaldı. Artık Galatasaray altyapısı fire veriyor. Farkında mısınız? Mustafa Kapı çıkmıştı en son. Eleman ben Fenerliyim demişti. Sonra istenmeyen adam oldu. Fransa'ya gitti etti. Şimdi herhalde Adana Demirspor'da bilmiyorum tam. Başka Beşiktaş en şanslı Beşiktaş Ersin var, Rıdvan var. Değil mi? Ama onlara da transfer teklifi geldi diyorlar. Bakalım sonuç ne olacak? Hep birlikte bekleyip göreceğiz. Kanalımıza abone olursanız bizi minnettar edersiniz. Videoyu beğenirseniz de teşekkürler. sunarım. Görüşmek üzere.